Kategorik tipte olan bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi incelemek için lojistik regresyon analizi kullanılır. Trendez Akademi'den herkese merhaba. Bu derste gerçek dünya veri seti kullanarak makine öğrenmesi algoritmalarından lojistik regresyonu anlatacağım. Derse başlamadan önce yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. Regresyon analizi veri bilimcileri tarafından kullanılan istatistiksel modelleme tekniğidir. Bu modelde bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişki incelenir. Regresyon analizinin en klasik örnek kilo boy ilişkisidir. Kilo boya bağlıdır. Bir kişinin boyu verildiğinde ağırlığını tahmin etmek için bir regresyon modeli kurabiliriz. Regresyonun çeşitleri vardır. Bunlardan biri lineer regresyondur. Bu yöntem ile bağımlı değişken ve bağımsız değişken arasında lineer yani doğrusal bir ilişki aranır. Diğer regresyon lojistik regresyondur. Bu teknikte bağımlı değişken evet hayır veya 0-1 gibi kategorik tiptedir. Lojistik regresyon her ne kadar bir regresyon çeşidi olsa da daha çok sınıflandırma için kullanılır. Regresyonun diğer çeşidi non-lineer regresyondur. Bu teknikle bağımlı değişken ve bağımsız değişken arasında polinomsal bir ilişki aranır. Bu yönteme polinomsal regresyon da denir. Bu videoda R kullanarak lojistik regresyonu anlatacağım. Bu derse özetle lojistik regresyon nedir? Lojistik regresyon çeşitleri nelerdir? Gerçek dünya veri setiyle lojistik regresyon modeli nasıl kurulur? ve lojistik regülasyonun sonuçları nasıl yorumlanır gibi konular anlatacağım. Derse geçmeden önce kanalımızda birçok eğitim dersi var. Özellikle veri bilimi, R programlama ve R ggplot gibi veri görselleştirme dersini şiddetle tavsiye ederim. Bu derslerin linklerine videonun altındaki açıklamalarda ulaşabilirsiniz. Bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi incelerken bağımlı değişken sayısal ise hangi yöntemi kullanırız? Lineer regresyon değil mi? Fakat çoğu durumda bağımlı değişken sayısal değil de kategorik olabilir. Örneğin cinsiyet değişkeni erkek ve kadın şeklinde iki kategorik değer alabilir. Bağımlı değişken kategorilerden oluşuyorsa sonuç değişkeni tahmin etmek için lojistik regresyon analizi kullanılır. Lojistik regresyon kategorik bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasında ilişki inceler. Buradaki kilit nokta bağımlı değişkenin kategorik olmasıdır. Lojistik regresyon sosyal bilimler ve sağlık bilimleri gibi birçok alanda kullanılır. Örneğin yaş, cinsiyet, kan testleri sonuçları gibi hastaların verilerine dayanarak diyabet ya da kalp krizi gibi hastalıkların gelişim riskini tahmin etmek için kullanılır. Ya da alışveriş esasında bir müşterinin bir ürünü alıp almayacağını tahmin etmek için de lojistik regresyon kullanılabilir. Gerçek dünya veri seti ile lojistik regresyonu göstereceğim ama kısaca lojistik regresyon çeşitlerinden bahsedeyim. Bağımlı değişken kadın erkek kazandı kaybetti ettiği gibi ikili sınıflarda oluşursa bu durumlarda ikili lojistik regresyon analizi kullanılır. Bağımlı değişken ikiden fazla sınıfta oluşursa çoklu lojistik regresyon analizi kullanılır. Çoklu lojistik regresyon modeli ikili lojistik regresyonun genişletilmiş halidir. Lojistik regresyonun diğer bir çeşidi de sıralı lojistik regresyondur. Burada bağımlı değişken sıralı kategorilerden oluşur. Örneğin insan değişkeni bebek, çocuk, genç, yaşlı şeklinde bir sıraya göre sınıflara ayrılıyorsa bu sıralı bir kategorik değişkendir. İnsan değişkeni ile ilgili analiz yapmak için sıralı lojistik regresyon analizi kullanılır. Süper. Lojistik regresyon ne olduğunu ve çeşitlerinden bahsettim. Şimdi gerçek dünya veri seti ile lojistik regresyonu daha yakından inceleyelim. Veri analiz ederken bazı adımlar vardır. Öncelikle veri toplanır. Daha sonra görselleştirme gibi teknikler ile veri ön incelenir. Ardından eksik veriler ele alınır ve değişkenlerin tipleri analize uygun hale getirilir. Örneğin sayısal tipli olan bir değişken aslında kategorik ise bu değişkeni faktöre çevirmek gerekir. Veri ön işleme ve veri temizleme gibi işlemlerden sonra esas analize geçilir. Kullanacağım veri seti kalp hastalığı ile ilgili. Bu kullanacağım veri setine videonun altına bırakacağım linkten ulaşabilirsiniz. Öncelikle ben sizin daha iyi görmeniz için menüdeki Viz Panes'ten konsolu sağ tarafa aldım. Böylece sol tarafta çalışma sayfası, sağ tarafta konsol, ve diğer iki pencere aşağıdaki kısımda yer alıyor. Veri setini import edelim. Veri setini import etmek için read table komutunu kullanalım. Veri seti çalışma dizininde ise veri setin ismini yazarak import edebiliriz. Çalışma dizinini görmek için get wd yazıp bu komut çalıştırdığımız zaman çalışma dizini karşımıza geldi. Çalışma dizinini set wd komutunu kullanarak değiştirebiliriz. Çalışma dizinindeki dosyaları konsoldaki bu tuşa basarak görebiliriz çalışma dizinindeki data uzantılı veri import edelim. Bunun için veri eşittir read nokta table içerisine veri setinin ismini yazıyorum. Veri setindeki değerler virgül ile ayrıldığı için sep argümanına virgül yazıyorum. Bu komut çalıştırdığımız zaman veri seti import edilir. Dikkat ederseniz veri seti environment alanına geldi. Veri seti import etmek önemlidir. Arda yeni olan kullanıcıların en çok zorlandıkları yer veri setini import etmektir. R komiteti sağ olsun daha kolay veri import etmek için import dataset tuşunu oluşturmuş. Bu buton yardımı ile veri setini import edebiliriz. Bu butona basalım. Virgülle ayrılmış verilerden dolayı from text tuşuna basacağım. Veri seti SPSS veya SAS uzantılı ise aşağıdaki butonlar da kullanılabilir. Çalışma dizinindeki dosyalar açıldı. Buradan veri setini seçiyoruz. Open tuşuna basıyoruz. Ardından buraya veri setin ismini girerek import tuşuna bastığımız zaman veri seti import edilmiş olur. Ben biraz önce veri setini import ettiğim için bu yolu kullanmıyorum. Environment alanındaki veriye tıkladığımız zaman veri seti karşımıza gelir. Veri setini ayrı bir pencerede görmek için buradaki tuşa basıyorum. Genelde R ile veri analizleri anlatılırken Hazır veri setleri kullanılıyor. Bu veri setleri ön işlenmiş olarak geldiği için rahatça analiz yapılıyor. Ama gerçek veri setleri çoğunlukla temiz olmaz. Veri bilimcinin en çok zorlandıkları adım veriyi temizlemek ve ön işlemektir. Hadi veri setini analize uygun hale getirelim. Dikkat ederseniz veri setinde sütun isimleri yok. Hadi sütunlar isim verelim. Bunun için con_names metodu kullanılır. con_names yazıp içerisine veri setin ismini yazıyorum. Ardından C içerisine öncelikle ilk sütunun ismini yazıyorum. Ardından ikinci sütunun ismini yazıyorum. Cinsiyet yazdıktan sonra CP yazıyorum. Bu sütun göz ağrı tipini gösteriyor. Diğer sütun ismine tansiyon yazıyorum. Serum kolesterolü yerine kol yazıyorum. Açlık kan şekeri sütunu için FBS ismini kullanıyorum. Elektrokardiyografik sonuçlar için Restek ismini kullanıyorum. Maksimum kalp atışı için Talaç ismini yazıyorum. Egzersize bağlı anjina için Exam yazıyorum. ST depresyonu için Old Peak yazıyorum. ST segmentinin maksimum egzersiz eğimi için Slope yazıyorum. Damar sayısı için CA yazıyorum. Tal için Tal yazıyorum. Ben son analizimizde bağımlı değişken olacak kalp hastalığı değişken için KH yazıyorum. Bu komutları çalıştırdığımız zaman veri setinin sütunlarını isimlendirmiş olduk. Daha sonra veri setinin ilk satırlarını ekrana yazdıralım. Bunun için hit komutunu kullanıyoruz. Hit yazıp veri setinin ismini yazdıktan sonra bu komut çalıştırdığımız zaman veri setimizdeki ilk 6 satır ekrana yazıldı. Şu pencereleri biraz aşağı çekelim. Tamam. Şimdi veriyle top gibi oynayarak ayarlamalar yapalım. Veri setine baktığımız zaman bazı soru işaretlerinin olduğunu görüyoruz. Bu soru işaretleri yerine na yani eksik veri yazalım. Veri köşeli parantez içerisinde veri eşit eşit tırnak içerisinde soru işareti yazdıktan sonra na yazıp bu komut çalıştıralım. Cinsiyet değişkeni 0 ve 1'lerden oluşuyor. 0 kadını 1 de erkeği temsil ediyor. 0 yerine k 1 yerine de e yazalım. Bunun için veri köşeli parantez içerisinde veri dolar işaretini kullandıktan sonra cinsiyet değişkeni yazıyorum. Eşit eşit 0 virgül yazıp yine dolar işaretini kullandıktan sonra cinsiyet değişkenini yazıyorum. Buraya atacağımız ifadeyi yazıyorum. Daha sonra aynı şeyleri erkekler için yapacağım. Bu sefer cinsiyet değişkenindeki 1 değerleri yerine E harfini yazacağız. Bu komutları çalıştıralım. Veri setine baktığımız zaman dikkat ederseniz artık cinsiyet değişkeninde 1 yerine E 0 yerine K yazılmış oldu. Şimdi sonuç değişkeni olan kalp hastalık değişkenini ayarlayalım. Bu değişkenle 0 sağlıklı olmayı, diğer değerler sağlıksız olmayı gösteriyor. Bu sayılara strict yani metin atayalım. Bunun için if else kullanacağım. Veri yazıp kalp hastalığı değişkenine ulaştıktan sonra if else yazıp veri kh yazdıktan sonra 0 değerlerine sağlıklı değilse yani 0'dan başka bir değer alıyorsa sağlıksız değerini atayalım. Bu komut çalıştırdığımız zaman atamalarımız gerçekleşti. Hemen veriye tekrar baktığımız zaman dikkat ederseniz artık kalp hastalığı değişkeninde sağlıklı ve sağlıksız değerleri yer alıyor. Şimdi veri setindeki değişkenlerin özet bilgilerine bakalım. Bunun için str metodu kullanılır. str yazıp veri setin ismini yazdıktan sonra bu komutu çalıştırdığımız zaman veri seti hakkında özet bilgiler karşımıza geldi. Veriseti Data Frame yapısında 303 tane gözlemden ve 14 tane değişkenden oluşuyor. Değişkenlerin tipine baktığımızda bazı kategorik olması gereken değişkenlerin farklı tiplerde olduğunu görüyoruz. Normalde cinsiyet değişkeni kategorik tiptedir. Bunun tipi faktör olması gerekir. Baktığımız zaman bu değişken faktör tipte değil. Şimdi bu kategorik olması gereken değişkenleri faktör tipine dönüştürelim. Bunun için veri cinsiyet yazalım. Faktör tipine çevirmek için ez faktör komutu kullanılır. Bu şekilde komutumuzu yazıyoruz. Bu ifade verideki cinsiyet değişkenini faktör tipine çevir ve verideki cinsiyet değişkeni yeni ata anlamına geliyor. Şimdi diğer faktör tipine çevrilmesi gereken değişkenleri de yazalım. CP argümanı için aynı şeyleri yapıyoruz. Ardından yine faktör tipte olan FPS argümanı için aynı komutları kullanıyoruz. Makine öğrenmesinde veri setindeki girdi değişkenlerine öz itelik denir. Bu öz iteliklere istatistikte bağımsız değişkenler denir. Bu bağımsız değişkenler de girdi verilerini oluşturur. Bazen analizlerde öz itelik yerine bağımsız değişken kullanabilirim. Yine makine öğrenmesinde bağımlı değişkene hedef ya da sonuç değişkeni de denir. Bu değişken çıktı verisini oluşturur. Bu şekilde komutlarımız yazdıktan sonra bu komutları çalıştıralım. Burada veri fps komutunda bir hata mesajı aldık. fps değil fbs bu komutu düzeltip tekrar çalıştırdığımız zaman böylece pbs değişkeninde tipini değiştirmiş olduk. Şimdi ca ve tal değişkenlerini de faktör tipine çevirelim. Bu değişkenleri faktör tipine çevirirken öncelikle tam sayıya çevirelim noktadan sonraki kısımlar atılsın. Ardından faktör tipine çevirelim. Veri CA yazıp ardından S integer yazıp içerisine veri dolar CA yazalım. Daha sonra veri CA yazıp faktör komutunu kullanarak faktör tipine çevirelim. Aynı şeyleri tal ismindeki değişken içinde yapalım. Komutlarımızı bu şekilde düzenledikten sonra konsolda çalıştıralım. Şimdi veri setini bir kez daha kontrol edelim. Veri setin özet bilgilerine ulaşmak için yine str komutunu kullanıyorum. Özet bilgilere baktığım zaman değişkenlerin tiplerinin değiştiğini görebiliyorum. Örneğin cinsiyet değişkene baktığım zaman bu değişkenin faktör tipte ve iki seviyeden oluştuğunu görebiliyoruz. En son kalp hastalıkları değişkene baktığımız zaman bu değişken normalde faktör tipte ama burada faktör tipte görünmüyor. Hemen bu değişkeni de faktör tipine çevirelim. Veri yüzde kh yazıp Ardından S faktör içerisine veri KH yazıp bu komutu çalıştıralım. Özet bilgileri tekrardan bakalım. Yine kalp hastalıkları değişkeninin faktör tipine çevrildiğini görüyoruz. Şimdi veri setinde eksik veri var mı kontrol edelim. Bunun için sublime fonksiyonunu kullanıyorum. İçerisine veri yazıp function yazdıktan sonra içerisine x yazıp sum is.na yazıp içerisine x yazıyorum. Bu komutu çalıştırdığımız zaman eksik veriler karşımıza geldi. Gördüğünüz gibi CA değişkeninde 4 tane ve tal değişkeninde 2 tane eksik veri var. İstersek eksik verileri grafikte görebiliriz. Bunun için amelia paketini kullanalım. library yazıp içerisine amelia yazıyoruz. Bildiğiniz gibi bir paketi kullanmadan önce paketi aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bu derse kullanacağım paketler benim bilgisayarımda yüklü. Kullanacağım paketler size yüklü değilse install package yazıp içerisine paket ismini yazıyoruz. Şimdi ameliyat paketindeki mismap metodunu kullanarak eksik verileri görselleştirelim. Mismap yazıp içerisine veri yazıyoruz. Grafiğin görünmesi için grafik alanını genişletiyorum. Bu komut çalıştırdığımız zaman grafik karşımıza geldi. Grafiği büyütmek için zoom butonuna basıyorum. Ekrandaki bu görsel ile eksik verileri görebiliyoruz. Örneğin C değişkenindeki eksik veriler beyaz ile gösteriliyor. Tal değişkenindeki eksik veriler de burada gözüküyor. Diğer değişkenlerde eksik veri olmadığı anlaşılıyor. Bu pencere yine aşağı kısmı alalım. Eksik verileri çeşitli teknikler ile doldurabiliriz. Ya da eksik veri içeren örneklemleri kaldırabiliriz. Eksik veriler ile neler yapılabileceğine dair dersi kanalımızdaki R dersleri oynatma listesinde bulabilirsiniz. Ben bu analiz için eksik veri içeren örneklemleri kaldıracağım. Önce eksik veri içeren örneklemlerin sayısını görelim. Bunun için nrow içerisine veri is.na yazıp içerisine veri %c yazıyorum. Ardından veya sembolünü kullanıp is.na yazıp içerisine eksik veri içeren diğer değişkeni yazıyorum. En son bu kısma virgül koyduktan sonra bu komutu çalıştıralım. Toplamda 6 tane eksik veri içeri örnekten var. Veri setindeki satırları ekrana yazdıralım. Ne row yazıp içerisine veri yazıyoruz. Ardından bu komut çalıştırıyoruz. Ve veri setinde 303 tane satır yani örnekten var. Şimdi eksik verileri kaldıralım. Veri yazdıktan sonra veri içerisinde soru işareti içerisinde is iş nokta yazıp yine içerisine veri dolar ca yazalım. Daha sonra sembolünü kullanıp is.na yazıp içerisine diğer değişkenimizin ismini yazalım. En son virgülü yazdıktan sonra bu komutu çalıştırdığımızda veri setindeki eksik örnekleme kaldırılmış oldu. Bunu kontrol etmek için tekrardan veri setindeki satırların sayısını ekrana yazdıralım. Dikkat ederseniz veri setindeki satır sayısı 297'ye düşmüş oldu. Şimdi tekrar veri setinde eksik veri var mı kontrol edelim. Biraz önce çalıştırdığım komutu tekrardan çalıştırıyorum. Ve dikkat ederseniz artık hiçbir değişkende eksik veri görünmüyor. Böylece eksik veri içeren 6 satır veri setinden kaldırıldı. Veri setindeki değişkenlerin ikili tablolarını ekrana yazdırabiliriz. Örneğin kalp hastalığı değişkeni ile cinsiyet değişkeni için ikili tablo yazdıralım. Bunun için x tabs yazıp içerisine tilda kh yazıyorum. Artı diğer değişken ismini yazıp data argümanına veri yazdıktan sonra bu komut çalıştırdığımda cinsiyet ve kalp hastalıkları değişkenlerinin ikili tablosu karşımıza geldi. Sağlıklı erkek 89, sağlıksız erkek 112, sağlıklı kadın 71, sağlıksız kadın 25 olduğunu tablodan görüyoruz. Erkeklerin daha çok kalp rahatsızlığı geçirdiğini anlayabiliyoruz. Bu şekilde diğer değişkenlerin tablonun da ekrana yazdırabilirsiniz. Hadi sayısal değişkenlerin ikili korelasyonlarını görselleştirelim. Bunun için CorePlot paketini kullanacağım. Önce bu paketi aktif hale getirelim. Library yazıp içerisine CorePlot yazıyorum. Şimdi Core isminde bir değişken alalım ve Core metodunu kullanalım. Bu metodun içerisine veri yazıp köşeli parantez içerisinde virgül c parantez açtıktan sonra C içerisine sayısal sütunların isimlerini yazıyorum. Ardından korplat metodunu kullanarak ikili korelasyonları görselleştirelim. Korplat yazıp içerisine kor değişkeni yazıp metod olarak circle yazalım. Grafiğin görünmesi için aşağıdaki alanı genişletelim. Bu komut çalıştırdığımız zaman grafik karşımıza geldi. Bu grafiği büyütelim. Dikkat ederseniz koyu mavi renk pozitif yönde güçlü ilişkiyi, koyu kırmızı renk negatif yönde güçlü ilişkiyi gösteriyor. Örneğin yaş ile tansiyon arasında pozitif, yaş ile maksimum kalp atış değeri arasında negatif yönde ilişki var. Şimdi bağımlı değişkenimiz kalp hastalığı değişkeni ile diğer bağımsız değişkenler arasındaki ikili ilişkilere bakalım. Bunun için Pairs metodu kullanılır. Pairs yazıp içerisine veri setinin ismini yazıyoruz. Kol argümanına veri dolar ke yazıp bu komut çalıştırdığımız zaman grafik karşımıza geldi. Grafiğine zoom butonuna basarak genişletelim. Bu grafikten bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi inceleyebiliriz. Böylece veri ön işleme yaparak veri analize uygun hale geldi. Şimdi lojistik regresyon analizine geçelim. Makine öğrenmesi algoritmalarını uygulamadan önce veri seti eğitim ve test şeklinde ikiye ayrılır. Eğitim verisiyle model kurulur, test verisiyle model değerlendirilir. Şimdi karet paketi ile veri setini parçalayalım. Öncelikle bu paketi aktif hale getirelim. Bu paketin içindeki create data partition fonksiyonu ile indisleri rastgele seçelim. Veri setini %80-20 şeklinde ayıralım. Siz isterseniz farklı oranlarda ayırabilirsiniz. Öncelikle Rastgele seçilen değerleri sabitlemek için set seed fonksiyonunu kullanalım. Şimdi indisi rastgele seçelim. Eğitim indisi yazıp ardından create data partition fonksiyonunu yazdıktan sonra y argümanına veri yüzde kalp hastalıkları değişkenini yazıyorum. Veri setinin parçalama oranını p argümanına giriyorum. List argümanına false yazıp bu komutu çalıştırıyorum. Böylece rastgele indisleri seçtik. Şimdi bu indisleri kullanarak eğitim ve test verisini oluşturalım. Eğitim veri yazdıktan sonra veri içerisine eğitim indis yazıyorum. Test verisi için test veri yazdıktan sonra verideki eğitim indisleri olmayan değerleri de bu değişkene atıyorum. En son virgülleri koymayı unutmayalım. Bu komutları çalıştırdığımız zaman veri setini %80 eğitim ve %20 test olacak şekilde parçalamış olduk. Eğitim ve test verisindeki örneklemlerin sayısını ekrana yazdıralım. Bunun için nrow metodunu kullanıyorduk. Eğitim veri yazıp bu komut çalıştırdığımız zaman eğitim verisinde 238 tane örneklem olduğunu görüyoruz. Test verisi için örneklem sayısını ekrana yazdırdığımızda 59 tane örneklemin test verisi ne olduğunu görüyoruz. Lojistik regresyon için GLM fonksiyonu kullanılır. Şimdi bu fonksiyonu kullanarak veri setindeki ikili lojistik regresyon modelini kuralım. LR model yazıp ardından GLM fonksiyonunu yazdıktan sonra içerisine öncelikle bağımlı değişkenin ismini yazıyorum. Ardından tilde nokta yazalım. Nokta sembolü bağımlı değişken kalp hastalığı dışındaki değişkenleri kullan anlamına gelir. Ardından data argümanına eğitim veri yazıp family argümanı için binomial yazalım. Kurduğumuz modelin özet bilgilerini summary fonksiyonu ile ekrana yazdıralım. Summary yazıp içerisine modelin ismini yazıyoruz ve lojistik regresyon tablosu ekrana yazıldı. İlk sütun kas gösteriyor. Son sütunda P değerini gösteriyor. Lojistik regresyonda modelin tümen anlamlılığı olabilirlik oran testiyle bulunurken Modeldeki değişkenlerin anlamlılığı genelde volt test ile incelenir. P değeri 0.05'ten küçük olan katsayılar istatistiksel olarak anlamlıdır. Süper! Modeli kurduk. Modeli kurduk ama modelin performansı nasıl? Makine öğrenmesinde modeli değerlendirmek için genelde doğruluk oranına bakılır. Doğruluk oranı etiketlerini bildiğimiz test verisiyle bulunur. Yani kurduğumuz modeli kullanarak test verisindeki bağımlı değişken tahmin edilir. Bu tahmin ile Bağımlı değişkenin gerçek değerleri karşılaştırılır. Böylece modelin doğruluk değerleri bulunur. Hadi test verisini kullanarak modeli değerlendirelim. Bunun için predict metodu kullanılır. lr olasılık yazdıktan sonra predict metodunu kullanalım. İçerisine öncelikle modelimizi yazıp ardından newdata argümanına test verisini yazalım. type argümanına response yazıp bu komutu çalıştıralım. Şu anda test verisindeki örneklemlerin lojistik modele göre tahmin olasılıkları bulundu. Bu olasılıkların ilk değerlerini ekrana yazdıralım. Bunun için hit yazıp içerisine dr olasılık yazıyorum. Bu komut çalıştırdığımız zaman test verisindeki ilk 6 değerin modele göre olasılıkları bulunmuş oldu. Şimdi bu olasılık değerlere göre bağımlı değişkeni tahmin edelim. Nere tahmin yazıp ardından if else komutunu kullanalım. Lere olasılık eğer 0.5'ten daha büyük ise sağlıksız değilse sağlıklı olsun. Böylece test verisine göre kalp hastalığı değişkeni tahmin etmiş olduk. Bu tahminin ilk 6 değerini ekrana yazdıralım. Hit yazıp içerisine LR tahmin yazdıktan sonra bu komut çalıştırdığımız zaman ilk 6 verinin etiketleri ekrana yazıldı. Peki bu tahminler ne kadar doğru? Bunu bulmak için tahmin ettiğimiz değerler ile gerçek değerleri karşılaştıralım. Bunun için min yazıp içerisine lr tahmin eşit eşit test verisindeki kh bağımlı değişkenini yazalım. Bu konu çalıştırdığımız zaman dikkat ederseniz modelin doğruluk değeri ekrana yazıldı. Kurduğumuz model yeni veri yaklaşık %90 oranında doğru tahmin yapıyor. Peki modelin eğitim verisindeki performansı nedir? Şimdi eğitim verisini kullanarak modelin eğitim verisindeki performansını görelim. Bunun için test verisi için kullandığım işlemleri eğitim verisi için yapıyorum. Bu komutları eğitim verisi için düzenleyelim. Yine predict metodunu kullanıyoruz. Test verisi yerine eğitim veri yazıyorum. Dere tahmini yanına eğitim yazıyorum. Dere tahmin eğitim içerisine, dere olasılık eğitim yazıyorum ve Bulduğum tahminlerle eğitim verisindeki kalp hastalığı değerlerini karşılaştırıyorum. Bu komutları çalıştırdığımız zaman modelin eğitim verisi üzerindeki doğruluk değeri yaklaşık 0.80'e çıktı. Test verisindeki değeri 0.90'dı. Modelin test verisi için doğruluk değeri eğitim verisi için doğruluk değerinden biraz fazla çıktı. Bu yükseklik modelde biraz underfitting yani modelin düşük uydurulması problemini gösteriyor. Ama yine de kurduğumuz modelin doğruluk değeri iyi. R kullanarak lojistik regresyon analizi ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Dersimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Adettendir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve arkadaşlarınız ile paylaşmayı unutmayın. Durun durun hemen ayrılmayın. Kanalımıza 400'den fazla eğitim videosu var. Özellikle Python ve kütüphaneleri derslerini şiddetle tavsiye ederim. Bu derslerin linklerine videonun altındaki açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Gelecek derse buluşma üzere. Şimdilik hoşça kalın.